Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Fikret. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeş, tebrik ederim. Duydum ki akşam gelin bizi vurun diye ilan edecekmişsin. Gelini vururuz Fikret. Arkadaşım, sen neticede eski komutansın. Hani restoranda milletin içinde birilerini vurup nasıl özgürce yaşamayı düşünüyormuş bu Halil İbrahim? Hiç konuştunuz mu? E belki geleni başka biri vuracaktır Fikret. Ne olduğunu bana da anlatacak mısınız? Ben de ona göre tedbir alayım. Akşam ona göre Zeynep'i buraya yollayayım. Bu dayımı kurtaran Adem yok mu? Hı. İskender onu aramıza sokmak için üstünden plan yapmış. Kaan buraya geldiğinde Adem'i kendi adamı zannedecek. Ama iş öyle olmayacak. Ulan nasıl insanlar bunlar ya? Sen mi söylüyorsun bunu? Nikah günü kayınpederini intihara sürükleyen sen. Tamam tamam, detaylara girmeyelim. Zaten o iş de patladı patlayacak. Damla işi çözmüş. Yani Yavuz'un karşımıza dikilmesi an meselesi. Bu yüzden artık birinin ölmesi gerekiyor Fikret. Ya bizden ya da onlardan. Bana söylemeden çağırmasaydın keşke Damla. Niye, başka bir şey mi var? Ne bileyim, Zeynep'lere katıldık belki. Ya abimleri davet etmişler, sen de bir şey söylemeyince gitmiyoruz zannettim. Onlar bize gelsin dedim. Bir mahsuru mu var? Biri annem, biri dayım. Yok canım, bir mahsuru. Gelsinler. Hem annene de iyi gelir. Havası değişir belki. Ben de öyle düşünmüştüm. Haber verdin mi annemlere? Hazırlık yapsalardı. Verdim, verdim. Haberleri var. Bu arada Damla, ben Mithat'tan hiç haz etmem. Biliyorsun değil mi? Sen dayımı ciddiye alma. O böyle eser gürler, herkesi tanıyorum falan der ama zararsızdır. Onun bütün habitata zararı var da. Neyse. Ben içeri gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Yok canım. Sağ ol. Ne demek? Şota, av kulübesine gel hemen. Nergis'le Mithat buraya boşuna gelmezler Şota. Ha, zaten daha geçen gece buradaydılar Fikret Bey. Onların amacı Damla'nın yanında dursun mevzusunu açıp beni zor duruma düşürmek. Ola ki böyle bir durum yaşanır. Mithat'ı alır buraya getiririm, kafasına sıkarım. Bir abartma da Şota. Mithat'ı al, arabasına bindir, gönder buradan. Benden Nergis'e rahat durmazsanız sırada oğlunuz var derim. Artık işlerine gelirse. Fikret Bey, diyeceğimize yapsak mı acaba? Halil İbrahim Yavuz'a gereken ayarı verir bu akşam. Ha, onlar mı sıkacak? Sıkmakla bozdun kafayı ya. Lan oğlum neyini anlamıyorsun? Düşmanımız çok zaten. Şimdi Yavuz'u niye vuralım? Tamam, o zaman ben beklemede kalayım Fikret Bey. Kal. Kal. Oğlum sen ne tıkınıp duruyorsun burada? Gitsene kapının önüne. Ana, olur da içeriden çatlak bir ses çıkar diye buradayım. Anam, içerideki herkes çatlak. Başka nasıl ses çıkacak ki? Fikret abinin yanında kim neyin sesini çıkartacak ki Şota? Olur da dedim Elif'im. Olur da yani. He. Fikret bunu buraya diktiyse belli ki cümbüş çıkacak kızım. Hadi Elif, kaçırmayalım. Bizim işlerimizde bir yalpalama yok ki Mithat. Sen neyi düzeltmeyi bekliyorsun, ben anlayamadım. Fikret, yabancı yok burada. Aile olarak birlikteyiz. Böyle düşün. Şimdi bu İskenderler savaşmayacak mı yani? Haklısın. Savaşsınlar ya. Bugüne kadar sen mi vardın? Biz kimlerle savaştık? Dursun vardı.
Artık yok ya Fikret. Mithat da sağ olsun bize destek olmak için yanımızda. Malum Yavuz'un sorunları var kardeşinle. İşle güçle de ben ilgileneyim dedi Mithat. Kötü bir şey mi yaptı? Sakin. Sen istemiyorsan ben işlerime Dursun amcamı bile karıştırmadım. Mithat'ı mı karıştıracağım diyorsan o başka tabii. Onu da açık açık söyle ki bilelim. Şimdi Nergis yenge. Artık anne de diyebilirsin bana Fikret. Ben böyle alıştım. Böyle devam edelim. Tabii senin içinde mahsuru yoksa Damla. Tabii hayatım sen nasıl istersen. Zaten her şey sen nasıl istersen öyle olmuyor mu? Anlamadım. Nesini anlamadın? Geçin şu iş için bu iş için laflarını. Madem biz bir aileyiz, sen de hiçbir şeyi benden habersiz yapılmayacak diyen bir aile reisisin. Önce sen açık konuş. Dursun Leto'yu öldürdüm de. Gerekirse Yavuz'u da Mithat'ı da öldürürüm de. Kızım ne biçim konuşuyorsun sen? Ne biçim laflar bunlar böyle? Ne biçim laflar? Herkesin bildiği konudan bahsediyorum. Açık ol diyorum. Damla. Her şey her yerde konuşulmaz. Bana sormak istediklerin varsa baş başayken sorarsın. Cevaplarım. Belki de bu cevapları hepimizin duymaya ihtiyacı vardır Fikri. Kızım herkesin konuştuğu şeyin cevabını dürüstçe ver diye soruyor. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Biz bu konuları Fikret'le baş başa konuşalım, erkek erkeğe. Ne erkekliği Mithat? Erkek adam bir şey yaptıysa arkasında durur. Kızım, babamı sen mi öldürdün diye soruyor. Yeter Nergis. Hadi, çıkın gidin evimden, haydi. Kimse bu evi terk etmeyecek. Ben sorduğum sorunun cevabını alana kadar kimse bu evi terk etmeyecek. Bu ne şimdi, he? Bu silah nereden çıktı? Sen kimin dolduruşuna geldin de bu evde silah çekiyorsun, ha? Sen sus! Sen sus Nedime Hanım. Bana bak. Anne. Otur. Oğlum konuşacak. Bana söz veren, babanı affettim diyen oğlun, ben burada mutluluk gözyaşları dökerken babamın kanını nasıl döktüğünü anlatacak bana. Babanı ben öldürttüm. Annenle bir olup ölüm emrimi vermişti. Bunu bana söyleyen sendin. Yine de sen olacakları bilme, üzülme diye çözüm yolları aradım. Belli ki gereksiz yere uğraşmışım. Şimdi ne yapacaksan yap. O silahı çektiysen sıkacaksın Damla. Oğlum.
Yeter lan ulan, bırak silah. Oğlum, Elif, Elif tut çabuk, tut. Nedim, ambulans ara çabuk. Acil ambulans. Yaralı Şota. Şota, Şota gitme, koş Şota, Şota. Yaralı. Ne olur gitme. Zeyt onların evi çabuk gidin, ne olur. Evladım gitme. Şota'yı. Ne yaptın sen Damla? Gitme. Babamı öldürttüğün adamı vurdum Fikret. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.